Ben herhalde bir yaşındayım ya da 10 aylık falan. Babamın kucağındayım. Bir pomponlu bir şeyim var. Erzurum'da Azize Tabyası'nda babamın yaptığı bir Nene Hatun rölyefi vardı. Nene Hatun düşmanı bileğinden tutmuş bir rölyef babamın yaptığıdır. Oturmuş oraya, kucağına beni almış, öyle resim çektirmiş. Baba deyince ilk önce şimdi aklıma o geldi. Annemin daha çok söylediği sözleri, önerileri ciddiye aldım. Annem bir şey bir kere derdi, bir daha demezdi, ben onu aklımda tutardım. Annemin sözlerini ciddiye aldım. Babamın da davranışlarını örnek almışım. Şimdi öyle görüyorum. Bana çoğunlukla adama değil de babam derdi. Şöyle bir şey, 60 yaşlarındaydı babam. Ankara'daydık. 60 yaşında bir gece rüya görmüş, ağlayarak uyanmış. Gördüğü rüya şuymuş. Sokakta gidiyor, yaşlı bir adam görür. Rüyada babam sokakta gidiyor, yaşlı bir adam görür. Adamı durdurur, sen benim babamsın der. Adam hayır der, tanımaz bunu, bu kişiyi. Hayır der. Hayır hayır sen benim babamsın der. Adamın boynuna sarılır ağlamaya başlar babam. Sen benim babamsın. Ve ağlayarak uyuyor. Öyle derinleri işlemiş ki o insan 60 yaşına geliyor. Bunlar Kurtuluş Savaşı kimsesizleri, öksüzleri, yetimleri. 60 yaşında içinde bir noktada baba özlemi var. Sokakta bir adamı babam diyor. Sen benim babamsın. Uyandı ben eminim o benim babamdı diyor. Tanımadı beni diyor. Tam öldüğü sırada öyle hissettim. Yani kalem gidiyor gibi hissettim. Ancak yaşarken bir dağ, bir kale değil. Ergenlik döneminde çatışırdık. Her ergen olduğu gibi. Babamın davranışlarını beğenmezdim. 30 davranıştan 29'unu beğenmezdim. Ama 35'ine ben geldim. Bir de baktım ki onun 30 davranışından 30'da neredeyse bende var. Ama artı 8-10 davranış daha var. Benimki 38-40 olmuş. Şimdi insan anne babayı ergenlik döneminde 15 olansın eleştirir ama 40'ına gelince bakar meğer babam haklıymış der. Çatışırdık. Öyle bir kale gibi falan da hissetmiyorum. Fakat mesela 35 yaşına itibaren zihnimde uyanan baba motifi şu. Dürüst, çok dürüst. Biraz temiz kalpli, saf, heyecanlı, fevri, hareketli, canlı. Çok iyi kalpli. Çalışan, yanında 30-40 kişi bir zaman çalışmış atölyesinde. Köyümüzde çok köylü vardı. Kimin çocuğun ne hastalığı var babam bilirdi. Onu annesi babası unutmuş. Yılda bir kontrolü o götürürdü. Ve çok verici bir insan, çok iyi bir insan. Fevri, hareketli, çocuksu bir insan. Hatırlarım Erzurum'da otururuz. Mesela bu akşam gezmeye gidelim der. Annem de. Tamam, iyi gidecekler. Yağmur yağıyor. Annem der ki Salih'cim çok yağmur var. Yarın gidelim. Babam küserdi. Niye şimdi gitmiyoruz diye. Yani çocuk gibi gidelim dersin, vazgeçer, ertelersin. Çocuğun canı sıkılır. Hani gidecektik diye. Böyle bir çocuksu tarafı vardı. O şirin geliyor şimdi. Çok dürüst bir insan. Anasız babasız büyümüş. Kendi kendini kurtarmış. Onun için yani annemi bulduğunda bir aile bulmuş oldu. Hem ana, hem baba, hem eş, hem arkadaş. Anneme çok büyük saygısı vardı. Ve ben kadına saygıyı sadece babamdan öğrendim. Kitaptan öğrenilmez. Amerika'da, Avrupa'ya gidip öğrenilmez. Gerçi anneme çok saygı duyardı.
Yani babamın sloganları vardı mesela. Erkek adam karısına cam sildirmez. Camı kadın siler. Temizlik canım geldi. Bayram ise hasta olmuş gelmiyor. Annem almış yekini. Olmaz. Ben sileceğim. Ya da hiç silmeyeceğiz. Niye? Erkek adam karısına cam sildirmez. Hoca hanım cam silmez. Hocam böyle sloganları vardı. Kadına gerçekten saygılıydı. Yıllar sonra ben evlendikten sonra eşim Zehra'm, o da psikoloji profesörü, dedi ki baban anasız babasız büyümüş. Herhalde annen de bir aile bulmuş. Mesela babam der ki zıttıma yapıyoruz. Mesela şu anda saçımı görüyorsunuz. Şöyle benim solumdan sağımı doğru taramışım. O da böyle tarayayım isterdi. Ya da arkaya tara derdi. Ben hayır sağdan sola tarardım. Yani ne olur adamın dediği gibi tara. Hayır işte ergen karşı çıkacak. Bu kötü bir şey değil. Ergenlik dönemindeki gencin anne babasıyla tartışması zihinsel, sosyal gelişim, özellikle sosyal gelişim sürecinde önemli bir basamak. Karşı çıkacak, tam özdeşim kurmayacak, kısmen anne babadan alarak yeni bir model kendini oluşturacak. Şimdi diyelim ki o pilavı yumuşak severdi, dişi oldu. Yani fazla yumuşak tırak. Ben de diri severdim. Ben anneme gizli gizli hani diri yap dermiş, o da biraz yumuşak yap dermiş. 35 yaşıma gelince baktım ki dişlerim vardı. Ama eğer pilav babamın istediği kıvamda olmazsa, yumuşak olmazsa ben onu yemiyorum. Hala ben onu pilavdan saymıyorum. Ayrıntı bunlar ama birçok ayrıntı var. Mesela hastalık anından birisi yolda gidiyor. Gidiyoruz. Şimdi bu kelli felli bir bey. Yani şıklar filan. Annem öğretmen, avukat babam. İki işçi çalışıyor. Babam mutlaka annem bir şey demezdi. Beyler kolay gelsin derdi. En ufak ayakkabı ölçüsü, memleket neresi derdi. Ben de bundan rahatsız olurdum. Ya adam çalışıyor, ne lüzum var, kolay gel. Şimdi 40'ımı geçtim, inanın. Herhangi biri çalışıyor. Otelde, okulda, bir yerde resmen birisi yeri paspaslıyor. Kolay gelsin demeden geçemiyorum. Obsesyonum tutuyor. Kompülsiyonum tutuyor. Mutlaka kolay gelsin diyorum. Bir de rahmetli babam çok konuşurdu. Etrafında insanla toplanıp çok konuşurdu. Çok konuşuyor diye ben çok mahcup olurdum. Sonra baktım ki yıllar sonra ben çok konuşuyorum, bu sefer kızlarım mahcup oluyor. Yani önemli bir konuda, esasa ilişkin bir konuda fikir ayrımı yok. Ergen ana babayla tartışması böyle kıvır zıvır konularda olur, ufak tefek konularda olur. Pilavdı, saçtı illa. Bir gün lise 2'de hatırlıyorum, odamda çalışıyorum Ankara'da. Babacığım bir bardak portakal sıkmış getirmiş. Rahmetli sağ olsun diyelim. İyiymiş, taze portakal. Koydu gitti. Ben dedim ki bu niye sıktı? Ne lüzum vardı? Ben sıkamaz mıydım? Sıkamazdım, hiç sıkmazdım çünkü. Portakal kim sıkacak? Niye sıktı? Canım sıkıldı. Niye portakal getirdi? O yoktu, götürdüm döktüm banyoya. Boş bardağı koydum. Biraz sonra adamcağız bardağı almaya geldi. Aldı götürdü. Şimdi ben pişman mıyım onu döktüğüme? Değil. O portakalın dökülmesi gerekiyor. Genç karşı çıkacak ki eski deyimle nevi şahsına münhasır bir kişilik oluşturabilsin. Kimliğini cebine koyabilsin diye. Thank you.
Şimdi annemin banyodan çıktığını hiç hatırlamıyorum. Mutlaka çıkmıştır. Bir ufacık evde kalıyoruz. İşte bir salon, üç oda, bir ufak daire. Çıkmıştır. Hiç hatırlamıyorum. Ama babamın banyodan çıkması zihnimde, gözümün önünde. Çünkü o da törenseldi. Yıkanmış, kurulanmış, giyinmiş. Kapıyı aç, eşikte duruyor. Ben çıktım açıklara der. Şimdi çıktım açıklara. Cumhuriyet'in ilk yılının şarkısı. Eşikte duruyor. Ben çıktım derdi. Annem de her sefer gayet ciddiyetle, canım benim saatler olsun derdi. Dedi de ne oldu? Çok iyi oldu. Sayısını bilmem. 15, 20 bin, 18 bin, 14 bin kere bu senaryo, bu rutin tekrarlandı. Ve bitti. Artık tekrarlanamaz. Çünkü ikisi de yok hayatta. Biri diyor ki ben çıktım. O da gayet ciddi. Dalga geçmek yok. Canım benim saatler olsun derdi. Annemle babam kavga da ederlerdi. Tartışır. Büyük kavgalar yok ama tartışırlardı. Ama inanın şu an bir tane hatırlamıyorum. Çok etmişlerdir. Tek çocuğum hep birlikteydik. Tartışmanı hiç hatırlamıyorum. Beyin silmiş onu. Gerek yok. Silmiş. Ne kalmış? Ben çıktım saatler olsun. Şimdi çocuklarımıza bırakacağımız en güzel miras huzurlu, muhabbetli ortamlar. Bir aile gezmesi, akrabalarla birlikte oluş, aile içinde birlikte oluş. Güzel bir an, hoş bir rutin. Birbirini ciddiye alıyorlar. O çocuk gibi her seferinde denir mi birader diyor da ama. Her seferinde diyor. O da her seferinde iyi sıhhatler olsun o derdi. Şimdi biz yanlış konuşalım, saatler olsun diyoruz. Edebiyat hocası bir sıhhatler olsun diyor. Tam 35 yaşındaydım. 35 yaşındaydım. Babamı kaybettik, babacığımı kaybettik. Bir ameliyat olmuştu. Yani basit bir ameliyat. Ondan sonra pıhtı attı. İlk defa ölüm olayıyla tanıştım. Beklenir değildi. Bir süre mesela 11 gün nedense 11 gün muntazam ağladım. 2 saatte bir ağlama krizi geliyordu. Bir yere odaya girip çok yoğun ağlıyordum. Sonra geçiyor. 2 saat sonra bir daha geliyor. 11 gün böyle oldu. Ondan sonra olmadı. Halkımız güzel tanımlar. Der ki yakını kaybettiğin zaman geleneksel Türk kültüründe denir. Kişinin içinde 40 tane mum yanarmış. Felaket, alev alev. Her gün bir söner. İkinci gün 39 mum kalır. Üçüncü gün 38, 37. Son bir tane kalır. O hiç sönmez. ...41 yaşında da annemi kaybettim. Benim açımdan çok sevinilecek bir olay. Yani 35'ime kadar analı babalı geldim. Daha genç yaşta da kaybedebilirdim. Anneme çok düşkündüm. Babamdan çok anneme düşkündüm ben. Fakat tabii bilinçli olmadan öyle bir ayarladı ki... ...hayatımın her aşamasında annemin çok büyük katkısı vardır. Çok. İnanılmaz. Fakat... Ölümünü de sanki öyle bir denk getirdi ki minimumda üzdü. Felç oldu, yarı yarıya kaybettin artık yani. Yavaş yavaş bir mum hani azalır, mumu azalır, fitili azalır, sonra mum da fitilde biter. Öyle bitti. Önce yiyordu, sonra zor yedi. Yiyememeye başladı. Felçli hastalar için özel çorba vardı. Sırf çorba içebildi. Çorbayı vermeye başladık. İyi. Çorba da olmadı. Onu da yiyemedi. Bitti ve gitti. Ve o şey oldu. Yani benim açımdan çok alıştırarak bir tablo ortaya çıkardı.
Babamla olan bir tane bir takıntı şeklinde, obsesyon şeklinde bir keşke var. O da babamı hiçbir lokantaya, pideciye birebir götürmedim. Onu hemen götürürdüm. Annemi götürdüm. Şimdi 35'inde evlendim. Yok, 30, yok yok pardon 30 yaşında evlendim. 5 yıl evliydim. Babam, annem bizim evimizde birçok yemek yediler. Birçok yemek yediler. Ailece birlikte lokantalara gittik. Fakat şu hiç aklıma gelmedi. Babamı alıp birebir ben ve babam bir lokantaya gitmek. Ben ödeyeceğim ama. Ya da bir pideciye gitmek. Hiç aklıma gelmedi. Gitsek çok hoşuna giderdi. Eski öğrencileri, çırakları, dökümcüydü. Cumhuriyet'in 50. yılında Ankara Dökümcüler Derneği'nden ödül aldı. Türkiye'de sanırım ilk çapaklı radyatörü yapan, ya Ankara ya Türkiye'de ilk çapaklı radyatörü yapan kişi. Eski çırakları onu götürürlerdi. Kellifeli beyefendi olmuşlardı. Fakat şey, koşuşturmacadan, çocuklar küçük, doçent oluyorum, o çalışma, bu çalışma. Babamı bir pideciye götürürdüm. Ama muhtemelen beni mahcup ederdi. Benim oğlum, benim oğlum. Profesör, profesör oldum. Beni pideciye getirdim. Böyle diyebileceğini sezinlediğim için götürmedim herhalde. Fakat çok bir miktar babam şunu yaptım. Bize davet ettiğim zaman yoğurdun üstüne reçel döküp verirdim. Çünkü çocukluğunda, onların çocukluğunda, Erzurum'da ve burada Bala'da, Bala'nın köyünde tek tatları kışın kırç. Kar yağar, sonra biraz yağmur, kırç, kıtır kıtır olur. Kar diye tam. Kırç, tabağa konup üstüne pekmez dökermiş. Tek tatları o. Kırç bulmak zor şehirde. Ama yoğurdu reçel döküp verdim. Ama ben 10 yıldır kar yağımı azaldı, yağış azaldı Ankara'da. Kırç oldu mu hemen üstünden biraz alırım. Hani kirli olur, en alt değil. Ortasından tabağa koyarım. Pekmez döküp yerim babamın anısına. Onların tek tatlılarıydı. Annemin çalışma masası 1950 yılında yapılmış. Alman Sait'le kaplı bir usta yapmış. Ceviz masa, kütüphane filan. Annem onda çalışırdı. Yazıhanesi, avukat olarak onda çalışır. Öğretmen olarak üzerinde kağıt okurdu. Şimdi zaman zaman orada çalışıyorum. Orada çalışan, yani o masada çalışan bir anneyle başlangıçta bir özdeşim kurdum. Yani bu bir feminen özdeşim. Niye güçlü kadındı? Annemle özdeşim kurup güçlü olduğumu kendime ve çevreme ispatladıktan sonra bu sefer sıra babamla özdeşim kurmaya geldi. Annem eğitim açısından daha güçlü. İki üniversite mezunu. Ama babam da eğitim açısından güçlü değil. Fakat sanatı var. Çok yaratıcı bir sanatçıydı. Birazdan göstereceğim. Atatürk heykellerinden biri durur hala. Ufak ufak maden oyuncaklar yapardı. Çok zekiydi. Sosyal bir insandı. Daha sonra babamla özdeşim kurdum. Şimdi duygulandım siz bunu sorunca. Annemin ve babamın yemeklerini, ikisi ayrı ayrı farklı yemekler yaparlardı. Babamın uydurma tatlısı dediğim tatları vardı. Kendi üretirdi bir tatlı. Anne babam uydurma tatlarından yapsın dermiş. Annemin babamın yemeklerini. Yani bu beni duygulandırdı, evet. Yani sesleri filan. Onları normalde düşünmüyoruz, evet. Evet, tabii hepsi önemli, hepsi önemli. Ve şuna mutluyum ki, hani insan yakınlarını kaybedince, hani denir ki, insan yakınlarını kaybedince onlara söylediği kötü sözlerde ötürü üzülmezmiş. Söylemek isteyip söyleyemediği iyi sözler varsa üzülürmüş. İkincisi bende yok. Yani söylemek isteyip söyleyemediğim bir şey yok. Söyledim. Çok da öperdim. Onlar da beni öperdi. Tek çocuktum. Yani tabii o sıcaklıkları, yani şöyle şuraya yüzünü koyarsın küçükken, şu yanak kısmı annenin, orası çok güzeldir.
mesela annemin bazı sözleri yaşam rotamı çizmiştir. Çok önemli. Ben 6 yaşında henüz okumaya çıkmamıştım. Okuma yazma yok. Tek tek harf okuyorum. Yazar olmaya karar verdim kendi kendime. Roman ve tiyatro yazarı. Kütüphaneye bir rafını kitapları indirirdim. Hiç kızmaz. Pek çok anne buna izin vermez. Salonda çocuk kitapları yere koyamaz. Bak şimdi de arkamda kitaplar sağda solda duruyor. Eski alışkanlık. Kitapları indirirdim. İp gererdim kütüphane rafına. Perde yapardım. Perde açılır. Tiyatro dekoru. Dekor çekilir. Devlet tiyatrosu sola gider. Dekorlar bir şeyler. Efes'in dekorunu yapmıştım mesela. Tiyatro yazmak istiyorum, roman. Bir defteri doldurursam roman olur diye inanıyordum. Annem bana Fuzuli'nin bir şiirini söyledi. Dedi ki, ilimsiz şiir temelsiz duvara benzer. Gayet itibarsız olur. Altında ilim olmayan, bilim olmayan bir şiir itibarsız olur. Temelsiz duvar gibidir, yıkılır. Bunu bana bir kere dedi. Belki bu program bittiği zaman gözüm yaşarabilir, ağlayabilirim ama özledim. Ama normalde özlemem. Yani mezarlarda sık sık gitmem, çok seyrek giderim. TRT'de küçük şeyler yaparken bir şey söylemiştim. Gençken yani 30-35-40 yaşımda sokak lambaları bana ilginç geliyordu. Heyecan verici geliyordu. Otobüse gidiyorum, kasımda bir sokak lambası. Sokağın köşesinde bir sokak lambası. Çok ilginç geliyor. Fazla ilginç. Sonra bir gün birdenbire fark ettim. O sokak lambası annemmiş. Annem. Şimdi yatmadan önce bakın bu gece. Perde açın bakın. Sokaktaki lamba duruyor, yanıyor. Uyuyordunuz. Sabah erken kalkın. Yani gün iyi doğmuş. Bak o lamba yine yanıyordur. Hep yanıyor. Benim bilinçaltından kotardığım düşünce şu. Annem de sokak lambası gibi. Hem halkı aydınlatıyor, öğrencileri aydınlatıyor. Hem de yatmadan bakardım, annem oturmuş masada çalışıyor. Yattım, uyudum. Ben çocukken de erken kalkıp çalışıyordum. Uyandım, annem yine çalışıyor. Sanki mübarek hiç yatmamış gibi. Hiç yatmamış gibi. TRT'de bunu anlatıyordum. O sırada annem yeni felç olmuştu. Ben bunu anlatırken duygulandım ve ağlamış, hüngür hüngür ağlamaya başladım. Yayını kestik. Sonradan devam ettik. Buna pek çok kişi bana gelip dedik, ya hocam aynen ben de annemi sokak lambası gibi hissediyormuşum. Dilimin ucuna gelmiş ama diyememişim. Sen söyleyince hocam fark ettim dediler. İki sevgili vatandaşımız, iki beyefendi, el oyması bir lamba ama tahtadan bir sokak lambası gibilerden yapmışlar. Şimdi çalışma aşağıda, annemin çalışma masasının üstünde var orada. O duruyor. Sokak lambası hala annemi sembolize ediyor. Yani bütün anneler öyle. Girip geçenlerin çok dikkat etmedikleri, belki kıymeti bilinmeyen, ben bilirdim. Kıymeti bilinmeyen ama hep aydınlatan ve hep ayakta duran ve hiç uyumayan. Yatmaz. Anneler yatmaz hocam.